Tamam, ben de başlattım kaydı. Evet, değerli arkadaşlar. Şimdi diğer önemli konulardan bir tanesi filtre devreleri. Yalnız tabii buradaki filtre devrelerinden kastımız opamplı devrelerde kullanmış olduğumuz şeyleri kastetmiyoruz. Filtre Kastetmiyoruz. devrelerini kastetmiyorum. Şeyi, uzaymanın sesini açtım da o yüzden şeyler geldi. Ayarlayın isterseniz. Evet, buradaki filtre devreleri değerli arkadaşlar, özellikle güç kaynaklarında kullanmış olduğumuz pasif filtre devreleri, bunları göreceğiz. Şimdi ripple faktörü dediğimiz bir kavram var arkadaşlar. Ripple literatürde dalgalılık olarak geçiyor. Yani sinyal var, belli bir seviyede osilasyon yapıyor. Buradaki şey ripple faktörünün ayarlanabilmesi ya da hesabı yüzde ile yapılıyor. Yüzde bir değer olarak veriliyor. Ripple faktörü burada kullanmış olduğumuz daha doğrusu dalgalılık yapan şu arkadaşlarımız seslerini ayarlarsa Saat 14. Yavaş bu saat 14'leri kapatalım. Arkadaşlar siz de orada lütfen. Dalgalılık yapan sinyalimizin tepeden tepeye değeri var tabii ki. Bunun RMS değerini ayarlayıp bunu DC seviyeye böldüğümüz zaman o zaman elde etmiş olduğumuz ne elde ediyoruz? Dalgalılık faktörünü elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bunu konuşmuştuk. Geçelim. Ve rectifier'lar yani hatırlayacak olsa neydi? Doğrultucular. Yarım dalga ve tam dalga olarak doğrultuyorduk. Geçtiğimiz dönemler hatırlayalım. Bunların çıkış gerilimleri 0.318 VM half wave için ve 0.636 VM oluyordu tam dalga için. Şimdi arkadaşlar yarım dalga doğrultucularda AC ripple çıkış gerilimi RMS olarak 0.385 VM verilirken full wave'de 0.308'e geliyor ve burada ripple faktörümüz %121 olarak karşımıza çıkıyor half wave için ama full wave rectifier'da ripple faktörünün %48 gibi half wave ile karşılaştırdığımızda daha düşük bir seviyeye indiğini söylememiz gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Bu kaynağı Borgstat'ın en arka sayfasındaki ek B'de bununla alakalı detaylı bilgiler. Yani bu değerlerin tam olarak nasıl elde edildiğine dair daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi bu filtre devrelerini arkadaşlar power supply'larda özellikle kullanıyoruz. Kapasitif tipte filtreler ve RC tipinde filtreler oluşturulabiliyor. Voltaj regülatörlerinden bahsederken hatırlayacaksınız. Voltaj regülatörüne gerilim nasıl geliyordu? Ayarlanması gereken gerilim nasıl geliyordu? Filtrenin çıkışından geliyordu. İşte o güç kaynaklarındaki filtreler bu filtreler. Kapasitif filtreler ve RC tipi filtreler. Şimdi bakalım bunlar nerede konumlandırılıyor? AC girişimizi yaptık. İşte trafo vesairenin şurada olduğunu düşünün. Doğrultucumuzu koyduk. Tam dalga doğrultucumuzu kullanıyoruz genellikle güç kaynaklarında. Daha sonra rectifier'ın çıkışını elde ettik. Şimdi burada ne var arkadaşlar elimizde? Negatif ve pozitif alternansları ya pozitife ya da negatife komple taşınmış olan bir şey var. Sinyal var. Bu sinyal eğer kapasitif bir filtre kullanacaksak bir kapasiteye ulaşıyor. Kapasiteye ulaşıyor ve buradan yüke doğru veyahut da işte neyse buradaki yükten kastımız mesela voltaj gerilim devresi de bir yük olarak sayılabilir. Demek ki böyle bir paralel bağlantı yapıyoruz. Bakın arkadaşlar gerilimi verdik. Daha sonra trafoya ulaştı. Nasıl bir trafo bu? Orta uçlu trafo. Neden? Orta ucundan alındığı için. Kullanmış olduğumuz iki diyotla beraber geçtiğimiz dönem görmüştük bu doğrultucu devresini. Çıkışta arkadaşlar sinyalimizi doğrultu olarak elde ettik. Şu anda aslında baktığımızda işte buradan 220 volt verdik. Yani 16-20 voltlar seviyesine getirdik burayı. Veyahut da 30 ile 0 volt arasında bir seviyeye atadık ki çıkışta 0 ile 30 volt arasında bir gerilim elde edebilelim diye. DC gerilim elde edelim diye. Daha sonra kapasiteyi buraya koyduk. O zaman bu kapasitenin ne iş yaptığını arkadaşlar şuradan çok rahat bir biçimde görebiliyoruz. Bakın kapasitenin
şarj, deşarj, şarj ve deşarj olmasıyla beraber dalgalılık meydana geliyor. Dalgalılık meydana geliyor. Buradaki dalgalılık artık şuradaki sinyali biz ne yapacağız? Voltaj regülatörüne vereceğiz. Yani buradaki büyük dalgalanmayı yok ettik, buradaki kapasiteyle beraber. Burada tabii çeşitli şeyler var, bağıntılar var. Bunların hesaplanmasına ilişkin. Bizim için önemli olan şuradaki dalga şekli daha önemli. Bunları da geçelim. Bunun yanı sıra ekstra olarak bir RC filtre olarak da RC filtre eklenebiliyor buraya. Bu şey Koray, sen de sesini kapat istersen, çünkü bir şey geliyor. Parazit geliyor buraya. Arkadaşlar herkes sesini kapatsın lütfen, kapalı olmayan varsa. Gökhan'ınki açık galiba. Ya da şey yok. Mikrofonu yok belki de. Peki. Arkadaşlar şimdi rectifier çıkışı geldi buraya. Sonra bir kapasitif filtreye uğradı. Ekstra olarak bir RC filtresi eğer biz buraya eklersek, o zaman şeyin filtrenin mevcut görmüş olduğumuz kapasitenin üzerindeki dalgalılığı biraz daha azaltmış oluyoruz böylelikle. Ve AC bileşenler bastırılmaya çalışılıyor ve DC bileşenler geçirilmiş oluyor ve bunun çıkışında yüke doğru bir aktarmayı şurada gerçekleştirmiş oluyoruz. Bakın neyi söylemeye çalışıyoruz. Eğer sadece kapasitif filtre kullansaydık şöyle bir dalgalılık vardı elimizde. Ancak bunu ekstra bir RC filtresi ekleyerek buradaki dalgalılığı daha az bir hale getirmiş oluyoruz. Burada da ona ilişkin hesapları görmüş oluyoruz arkadaşlar. Bakalım farklı bir şey var mı? Yüklü ve yüksüz durumdaki load regulation'a ilişkin şeyler, kavramlar bunlar arkadaşlar. Ve bu şekilde C tipi filtre kullanmanın ve RC filtre eklemenin nasıl bir etki oluşturduğunu gözlemledik. Sizden ricam bu kapasitif filtrelerin, geçtiğimiz hafta da söylemiştim, girişteki gerilim işaretimiz, doğrultucunun çıkışındaki gerilim işaretimiz ve kapasitif filtrenin çıkışı, kapasitif filtreye eğer bir RC eklersek, yani şuradan şuraya geçiş, nasıl daha farklı bir çıkış elde ediyoruz? Daha sonra bunun çıkışı, hatırlayacak olursanız, gerilim regülatörüne ulaşacak ve gerilim regülatörünün çıkışına ilişkin bu AC'den DC'ye dönüştürme ilişkin adımları, adımların blok diyagramını, buna ilişkin devre yapılarını ve buradaki dalga şekillerinizi bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Yani bu soru olarak karşınıza çıkabilir. Daha önce bu tarz soruları sorduk. Tamam mı? Tekrar şimdi işlediğimiz bir konuyu biraz tekrar etmiş olacağız. Gerilim regülatör devrelerini. Şimdi burada discrete transistörler veyahut da entegre devrelerle beraber bunların oluşturulabileceğini söylemiştik. Transistör yapılarında işte sınıflandırmalar yaptık değil mi? Linear tipi regülatörler ve switching type, yani anahtarlanan tip regülatörler kullanılabilirdi. Linear regülatörlerde özellik neydi değerli arkadaşlar? BJT tipi transistör kullanıyoruz. BJT tipi transistör sürekli açık durumda ve emiterindeki gerilimi ayarlıyor. Volt girişteki gerilim dalgalanmalarına karşı. Bu da dolayısıyla transistörün sürekli açık olmasını getiriyor ve sürekli olarak bir güç tüketimi ortaya çıkıyordu. Switching type regülatörlerde, anahtarlama tiplerde nasıl oluyordu? Orada bir anahtarlama yapısı kullanıyorduk. Transistörümüz sürekli açık değildi. Bu da paralel olarak neyi getiriyordu beraberinde? Düşük güç tüketimini getiriyordu. Burada BJT tip transistörlerin alternatifi olarak switch MOSFET tarzında, daha doğrusu FET tabanlı, field effect transistör tabanlı transistörlerin kullanıldığını görmüştük. Bunun bize getirmiş olduğu avantaj neydi? FET'ler BJT'lere göre daha düşük güç tüketimine sahipti. Diğer yandan da daha hızlı anahtarlama yapabiliyordu. Bu daha hızlı anahtarlama tercih edilen bir yöndü voltaj regülatörlerinde ve bunların alternatif olarak da entegre tipi voltaj regülatör devreleri kullanılabiliyordu. Bunlar da özellikle
gürültüden çok az etkilenmeleriyle ön plana çıkıyordu. Ve bu devrelerin içerisinde işte lineer regülatörleri seri ve paralel olarak sınıflandırdık. Bu devrelerin içerisinde akım sınırlama devreleri veyahut da koruma devrelerinin kullanıldığını biliyorduk arkadaşlar. Ve temel olarak bir gerilim regülatör devresinde hangi elemanlar vardı? Bir referans seviyemiz vardı. Bir çıkıştaki dalgalılığı anlayan, senseden algılayan sampling circuit, örnekleme devresi dediğimiz genel olarak gerilim bölücü yapısında oluşturulan bir devre yapımız vardı. Daha sonra referans voltaj devremizin ve sampling circuit'ımızın çıkışları bir komparatör devresine veriliyor. Bu karşılaştırıcı devre bir op-amp yapısındaydı ve burada algılanan çıkış seviyesindeki gerilim hemen komparatör tarafından kontrol elemanına, yani transistöre aslında iletiliyordu ve bu transistör çıkışındaki gerilim seviyesini arttırarak veyahut da azaltarak kendisi çıkışı düzgün hale getiriyordu. Bir seri voltaj regülatör, daha doğrusu voltaj regülatör devresinden talebimiz, isteğimiz neydi arkadaşlar? Girişine gelen, dengesiz olan, yani filtre çıkışındaki, kapasitif filtre çıkışındaki dalgalı şeyi hatırlayın, sinyali hatırlayın. Bizim talep ettiğimiz böyle bir sinyal değil, power supply'ın çıkışında daha düz bir sinyaldi. Düz bir DC çıkıştı, kararlı halde. Hemen bir şey veriyordu bu, düzgün bir DC çıkış elde ediyorduk voltaj regülatör devrelerinde. Seri ile paralel arasında nasıl bir fark vardı arkadaşlar? Lineer tip, seri voltaj regülatörü ve paralel, bayağı da parantez içinde söylersek şönt kavramımız vardı. Şönt paralellik manasına geliyordu. Seri ve paralel voltaj regülatör devreleri arasındaki fark, kontrol elemanının regüle çıkışa paralel veyahut da seri bağlanmasından kaynaklanıyordu. Bu bizim görmüş olduğumuz seri regülatör devresinden, daha önceki devreden bir alternatif, farklı bir devre olduğunu görüyoruz. Biz orada komparatör devresi olarak op-amp'lı bir yapıyı kullanırken burada daha farklı bir yapının kullanıldığını söyleyebiliyoruz. Ama gene referans seviyenin bir Zener diyot üzerinden elde edildiğini söyleyebiliriz. Bizim görmüş olduğumuz yapı buydu. Hatırlayacak olursanız komparatör devresi op-amp'la yapılıyordu. Zener diyot tarafından referans voltajı elde ediyordu ve şuradaki R1, R2 gerilim bölücü yapısı bize çıkıştaki gerilimi algılayarak komparatörümüzün non-inverting ucuna, inverting ucuna iletiyordu ve op-amp'ın bazına gelen akımın seviyesine bağlı olarak emitter seviyesini değiştirerek şuradaki çıkıştaki gerilimi sabit bir seviyede tutmaya çalışıyorduk. Ve ekstra olarak bu devrelere transistör direnç yapısıyla beraber, mesela buradaki Q2 ve RSC direnciyle beraber bir akım sınırlandırması getiriyorduk. Buradaki sebep neydi? Çıkışa giden akımın belli seviyenin üzerine çıkmasını engellemek için kod koruma amaçlı olarak akım sınırlandırıcı devreler buraya ekleniyordu. Şönt'te de demin de söylemiş olduğum kontrol elemanını bu sefer paralel bağlıyoruz sisteme. Bakın şurada Q1 transistörü paralel olarak bağlanmış durumda. Buradan daha iyi anlıyoruz. Şu devre üstünden gidelim. Diğer biraz kafamızı karıştırmasın. Q1 transistörünün çıkışa paralel bağlandığını görüyoruz. Integrated circuit, yani entegre tipi voltaj regülatörleri neyse arkadaşlar, ne yapıyorduk? 78 serisi ve 79 serisi entegre devreler vardı. Bunlar sabit gerilim regülatörleri, pozitif gerilim regülatörleri 78 serisi veyahut da sabit negatif gerilim regülatörleri 79 serisi olarak karşımıza çıkıyordu. Bir de çıkıştaki DC seviyeyi ayarlayabildiğimiz adjustable, yani ayarlanabilir tarzda gerilim regülatörleri mevcuttu. Bunlar da, bu devreler de iç yapılarında birer komparatör devresi, bir referans gerilim seviyesi, bir kontrol devresi ve aşırı büyük koruma devresini barındırdığını biliyoruz. Bunların da iç yapılarını hep beraber bakmıştık. Şimdi genel olarak baktığımızda entegre tipi voltaj regülatör devrelerinin aslında 3 terminal, yani 3 terminalde olduğunu biliyorduk. Bunlardan bir tanesi giriş, bir diğeri çıkış ve bir diğeri de değerli arkadaşlar toprak bağlantısı olarak gerçekleşiyordu.
Bu sabit gerilim regülatörlerine burada bir örnek vardı. 7812 mesela 12 volt çıkış veriyordu değil mi arkadaşlar? Ve bu devrelerin girişine uygulanacak olduğumuz gerilim seviyeleri kataloğundan geçtiğimiz hafta bakmıştık. En az 2 volt üzerinde olması gerekiyor. Yani ben bu devreden 12 voltluk bir çıkış elde etmek istiyorsam girişine uygulanmış olduğum devrenin en az 14 voltluk bir genliğe sahip olması gerekiyordu. Ve paralel olarak C1 ve C2 gibi iki tane kapasite bağlıyorduk. Bunlar arkadaşlar demin görmüş olduğumuz kapasitelerden ayrı. Bunlar sabit gerilim regülatörlüğüne ait kapasitelerdi. C1 kapasitesi bize şeyden filtre devresinin bir önceki filtre devresinin çıkışındaki gürültüyü engellemek için konulan bir kapasiteydi. C2 kapasitesi ise burada yüksek frekans gürültüsünü bastırmak için gibi ek bir bilgi eklenmiş. Ama daha net olarak söylememiz gerekirse transient responsu daha kaliteli bir hale getirdiğini söylemiştik. Transient responstan kastımız neydi? Neydi? Geçici cevap. Evet, geçici cevap. Her şeyin elektronik devrimi, daha doğrusu aslında baktığımızda bütün mekatronik sistemlerin bir geçici cevabı olurdu. Yani T sıfır anından başlayıp kararlı hale gelinceye kadar üretilen çıkışa vermiş olduğumuz isim. Bu cevabın daha hızlı olmasını isteriz. Yani bir an önce ideal duruma kararlı hale geçmesini isteriz. Bu nedenle transient responsun kısa olması gerekir. Dolayısıyla C2 kapasitesi bu transient responsun daha kısa olması için kullanılan bir kapasitif devre olarak, eleman olarak söyleyebiliriz. Ve bu tabloda geçtiğimiz hafta gördüğümüz gibi 7805'ten 7824'e kadar farklı tipte sabit pozitif gerilim çıkışı veren devreler görebiliyoruz. Hatta burada bakın arkadaşlar bu 2 voltu hatta 2.2 voltlara çektiğini görüyoruz. Hatta 18 voltta işte mesela 3 volta çıkabildiğini görüyoruz. Demek ki aslında bu 78, 5, 6, 8 demek ki aslında yaklaşık olarak 78-12'ye kadar 78-12'ye kadar evet 2 volt yaklaşık olarak yeterli olurken artık 78-12'den sonra kataloglara müracaat ederek minimum girişine uygulanacak olan gerilimlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları görmüştük. Üç bacaklı olan yapılardan bir tanesiydi bu. 78 serisi entegre devreler için. Burada ekstra olarak neye dikkat etmemiz gerekiyordu? Şuradaki yuvarlak değil mi? Buradaki yuvarlak ne için arkadaşlar? Heatsink. Yani soğutucu. Soğutucuyu devreye entegre devremizi bağlamak için kullanmış olduğumuz kısımdı burası. Soğutucu bağlamak önemliydi. Neden? Eğer sıcaklığı belli bir seviyede tutamazsak bu çıkıştaki gerilim işaretinin bozulmasına, çeşitli gecikmelere, hatta fazla aşırı ısınmanın voltaj regülatör devresinin komple devreden çıkması gibi sonuçları beraberinde getirebiliyordu. Bu nedenle bu şeylerin entegre devrelerinin soğutulması son derece önemliydi. İşte aslında demin bahsetmiş olduğum arkadaşlar soru olarak karşımıza çıkabilecek olan kısımdan kastım bu. Karşımızda bir power supply devresi var arkadaşlar. Burada. Bu power supply devresinin işte transformatör, rectifier, filtre devresi, IC regülatör ve load gibi şeyleri vardı. Katmanları veyahut da üniteleri var. Bu ünitelerin girişlerindeki dalga şekilleri de gördüğünüz gibi. Bakın AC, artık AC de regülatör devresinin girişine gelen dalgalı gerilim çıkışında dümdüz bir DC işarete dönüşmüş oluyor. Ve ben ne kadarlık bir çıkış istiyorsam kullanacak olduğum entegre devrenin ismi de ona göre pozisyon alıyordu. Burada mesela rectifier olarak, doğrultucu devre olarak köprü diyot yapısında kullanılmış. Ama demin biz nasıl gördük? Orta uçlu bir trafo üzerinden iki diyotlu bir yapıda kullanılabiliyordu arkadaşlar. Tamam mı? Mesela burada filtre yapısı olarak sadece tek bir kapasitif filtre konulmuş. Demin de göstermiş olduğum gibi bu 250 mikrofaradlık kapasitif filtrenin önüne başka bir filtre yapısı da, RC filtre yapısı da eklenebilirdi. Tamam mı arkadaşlar? Yani geliştirilebilir bu yapı. İşte bunlar katmanlar. Arkadaşlar filtre dedik.
AC regülatör devremiz. Çıkışta bir filtre daha var gibi. Şimdi bir diğer farklı yapı demin söylemiş olduğum 7812 üzerinden bu sefer geliştirilmiş. Bu sefer orta uçlu trafolu bir yapı kullanılmış ve köprü diyot yapısı yok. Bakın arkadaşlar burada iki diyot üzerinden yapılmış. Gene filtrelerimiz, gerilim regülatörümüz, çıkış kapasitemiz ve 12 voltun elde edilmesi. Negatif voltaj regülatörleri de negatif çıkış üretiyordu. Benzer şekilde 79 serisi olarak bunlar geçiyordu. Ve eksi 5 volttan eksi 24 volta kadar çıkış veriyordu. Ayarlanabilir voltaj regülatörleri dediğimiz zaman LM317 tip entegre devrelerinin çok bariz, çok kullanılan beynelminal bir entegre devre olduğunu söylemiştik. Buraya bağlamış olduğumuz uygun şekilde R2 ayarlı direnci üzerinden çıkıştaki seviyeyi değiştirebiliyorduk. Buradaki arkadaşlar referans seviyesi değil mi? Kataloglarda sabit bir gerilim seviyesi olarak veriliyordu. Yanılmıyorsam 1.25 volttu. Geçtiğimiz hafta incelemiştik bunu. Bu sabit referans değeri üzerinden çıkış gerilimini elde edebiliyorduk. Burada da arkadaşlar tam bir devre olarak ayarlanabilir bir güç kaynağı devresi var aslında burada. Artık LM317'nin çıkış range'ine göre V0'da ciddi bir çıkış seviyesi elde edebiliyorduk. Şimdi burada tekrar hatırlayacak olursanız C kapasitesini ve C1 kapasitesinin amacını söylemiştik. Ama buradaki C2 kapasitesi LM317 ile alakalı bir kapasitif yapıydı. Bu ne yapıyordu? Aslında bu C2'nin yardımcısı gibi çalışıyordu değil mi arkadaşlar? Bu şeyi transient response'u yani geçici cevabı destekleyecek yönde ekstra bir kapasitif devre olarak karşımıza çıkıyordu. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi de D1 diyotuydu. D1 diyotu girişle çıkış arasına bağlanıyordu ve D2 diyotunun yardımıyla beraber ne yapıyordu? Aşırı akım çekilip LM317'nin arızalanmasını kendisi devreye girerek önlüyordu burada arkadaşlar. D1 diyotu koruma amaçlı olarak, LM317'yi koruma amaçlı olarak yerleştirmiştir diyoruz. Özür dilerim. Bir saniye elinizi alacağım. Evet değerli arkadaşlar, şimdi burada fiziksel yapısı itibariyle bir şey görüyoruz, güç kaynağı devresi görüyoruz arkadaşlar burada. Bu güç kaynağı devresinde arkadaşlar elemanların hangileri olduğuna bakalım. Bu slaytın amacı o. Şimdi tam bir devre görüyoruz burada. LM338 tipi bu sefer ayarlanabilir bir güç kaynağı kullanılmış. Ayarı da R3 potansiyometresi üzerinden yapıyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bakın girdik buradan. Trafo ön tarafta kalmış. O nedenle 24 volt AC demiş. Demek ki 220 voltu yaklaşık olarak 24 voltlar seviyesine indirmiş bir trafoyla. Ondan sonra bir fuse var bakın arkadaşlar. Bu sigortanın sembolüydü. Ne yazıyor? 5A yazıyor. Ne demek bu? 5 amperlik bir sigorta. Demek ki 5 amperin üzerine çıktığımız anda sigorta atıyor ve devreyi korumaya alıyor demektir. Füz nerede? Bakın arkadaşlar şu eleman. Görüyoruz değil mi? Bu eleman bizim şeyimiz, sigortamız. Daha sonra köprü doğrultucu devreye geldi arkadaşlar. Köprü doğrultucu devreye. Kaç tane bacağın olması lazım? 1, 2, 3, 4. Hemen şekle gidelim. Bakın şuradaki eleman 1, 2, 3, 4 bacaklı bir köprü doğrultucu devre yapısıdır. Entegre devre yapısında. Daha sonra
arkadaşlar devam edelim. Heatsink yani soğutucu devremiz. Bakın alüminyumdan yapılmış. Şurada hem doğrultucuyu bağlamış. Demek ki doğrultucu da bir sıcaklık kararına ihtiyaç duyuyor. Ve şu arkadaşlar bizim LM338 tipi ayarlanabilir voltaj regülatörümüz. Tamam mı? Ondan sonra devam edelim. Bakın ilk filtreye geldi. İlk filtreye geldi. 470 mikroamperlik bir filtre kullandı. Kapasite kullandı filtre olarak. Şimdi burada kaç tane kapasite var? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane kapasite var. Tabii hangilerinin değeri hangisi olduğunu anlayabilmek çok kolay değil. Ama tahmin ediyorum ki şu 4700 mikrofaradlık ve 100 mikrofaradlık olanlar şu ikisi olması lazım değerleri ve fiziksel yapıları itibariyle. Şu en küçük olan 100 nanofaradlık ise şurada turuncu olan var ya, o işte arkadaşlar mercimek kapasite dediğimiz seramik yapıda olan 100 nanofaradlık küçük çaptaki kapasitemiz. Daha sonra ilerliyoruz arkadaşlar. Bu artık LM338'e bağlamamız gereken giriş filtresi, giriş kapasitesi. C4 ise şeye bağlamamız gereken, çıkışa bağlamamız gereken. Burada ekstra filtrelerde kullandığını görüyoruz, kapasitif filtre kullandığını görüyoruz. Bu da C3'ün demin göstermiş olduğumuz bağlamamız gereken kapasite devresi. R3 üzerinden de ayar yapılıyor dedik. Demek ki R3'ü buradan bulabilir miyiz? Buluruz. Bakın arkadaşlar, reosta tarzında ayarlı direnç yapısı bu. Şurada da şey var, yuvası var. Buraya şeyi sokacaksınız artık. Tornavidayla çevirerek çıkış gerilim seviyesini ayarlamış olacak. Ve bu şekilde diyotlarımız gözüküyor mu? Evet. Kaç diyot var? 2 tane diyot var. D1 ve D2 şeklinde. Bakın arkadaşlar, ikisi yan yana, şu eleman ve şu eleman bizim diyotlarımız olmuş oluyor. Ve şurası giriş konnektörü. Muhtemelen şurası da çıkış konnektörü olarak kullanılıyor arkadaşlar. Bu da farklı bir faket yapısıydı değil mi? Şeyler için, voltaj regülatörleri için. Bunları da geçtiğimiz hafta farklı tipte olduklarını söylemiştik. Bir tanesi buradaki tarzda, bir diğeri bacaklı, üç bacaklı yapıda, diğerleri de entegre devre tipinde ve SMT yani yüzeye monte tipte olabiliyordu. Evet değerli arkadaşlar, saatlerimiz 2:30'a geliyor. Tam olarak 2:25, 2:26, 2:36, 2:40'da yani 14:40'da diğer dersimize başlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.